Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, ilçe başkanım, ilçe kadın kolları başkanım, sivil toplumun çeşitli kuruluşlarının temsilcileri, Ataşehir'in genel basının kıymetli temsilcileri, kent konseyimizin mahalle meclisleri, kent konseyimizin kıymetli yöneticileri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ataşehir Kent Konseyi'nin 2024 yılı Eylül ayı bilgilendirme toplantısında sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir onur ve mutluluk. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ben kent konseylerini çok önemsiyorum. Katılımcılığı çok önemsiyorum. Siyasete başlamadan önce aslında siyasetimiz başladığım ilk yıllarında diyebilirim. Ataşehir Kent Konseyi'nin Gençlik Meclisi'nde kurucu başkanlığını yapmıştım. O dönemde Habitat'la önemli projeler yürüttük. Sezai Hazır'ı geçen yıl kaybettik. Kendisini rahmetle anıyorum. Yaptığımız çalışmalarda gençlerin yönetim süreçlerine katılımı, mahallenin yönetim süreçlerine katılımı ve özellikle kentin bütün paydaşlarını düşünerek yönetme anlayışının ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Hem yerelde hem de dünyada çok önemli uygulamaları var. Tabii ki bugün başka bir mutluluğumuz var. Bizim çok değerli bir konuğumuz var. Bu konuğumuzu da ağırlıyoruz. Kent konseyimizin bu meclis toplantısında aslında kent konseyine ne kadar önem verdiğimizi de gösteren bir konuğumuz var. Kendisine hoş geldin diyorum öncelikle. Türkiye siyasetinin ve yerel yönetim anlayışının önemli isimlerinden, aynı zamanda Sosyal Demokrat Belediyeciliği'nin de duayeni diyeceğimiz Sayın Genel Başkanımız Murat Karayalçın'a çok teşekkür ediyorum katılımları için. Hoş geldiniz diyorum. Bizi onurlandırdığı için de şükranlarımı sunuyorum. Ben kendisiyle tanıştığım ilk günden bugüne sadece bir genel başkan olarak görmem, bir hoca olarak da görürüm. Önce biz Murat Karayalçın'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yapmış olduğu çalışmaların hikayeleriyle büyüdük. Sosyal Demokrat Belediyeci'nin nasıl olacağını anlatan, 90'lı yılların başında metroyu Ankara ile buluşturan, toplu konutun nasıl yapılacağını aslında ortaya koyup bugünün TOKİ'sini, emlak konutunu oluşturan, altyapıyı oluşturan Sayın Genel Başkanımızın aslında katılımcı, dayanışmacı, halkçı, toplumcu, belediyecik anlayışının hikayeleriyle büyüdük ve inşallah nasip olursa da biz de önümüzdeki günlerde öyle anılırsak da ne mutlu bize. Eminim birazdan bize tecrübelerini paylaşacak. Ben de heyecanla bu birikimden yararlanmak için, bize ışık tutması için bekliyorum. Onun için konuşmamı da çok uzatmak istemiyorum aslında. İki başlığımız var konuşmamda. Bunlara hızlıca değinip konuşmamı tamamlıyor olacağım. Biliyorsunuz Ataşehir'imiz 416 bin nüfustan oluşan bir ilçe. Nüfusumuzun %30'u da gençlerden oluşuyor kıymetli arkadaşlarım. Ve biz aslında kent konseyimizle birlikte, bütün paydaşlarımızla birlikte istiyoruz ki Ataşehir'imizin geleceğini birlikte planlayalım. Gençler için, ileri yaştaki büyükler için, Ataşehir'deki kadınlar için, çocuklar için nasıl daha yaşanabilir, daha modern, her fırsatta söylediğim gibi daha yeşil bir Ataşehir'i hayata geçirebiliriz. Bunu bütün dinamikleri kapsayan katılımcı süreçlerle tasarlama zorunluluğumuz var. Bugün Türkiye'nin içinden geçmiş olduğu sorunların temelinde plansızlık var. Bizim önümüzdeki 5 yılı, 4,5 yılı çok iyi planlamamız gerekiyor. Bunun için de sahada yapılan çalışmalar çok ayrı bir kıymet kazanıyor bizim için. Mahalle meclislerimizin toplantısı. Bizim Ataşehir senin sloganıyla başlayıp 17 mahallemizde yaptığımız toplantılar.
Ataşehir senin internet adresinde 130 bin sorunun cevaplanması. Bunlar aslında stratejik planımızın altlıklarını oluşturdu. Evet, ekonomik sorunlarımız var mı? Var. Bugün Türkiye'deki bütün belediyelerin ekonomik sorunları var. Ataşehir Belediyesi'nde bir nebze daha fazla ekonomik sorunu var. Ama bunların hepsinin üstesinden gelmekte doğru bir planlamayla elinizdeki bütçeyi verimli bir şekilde kullanarak ancak geçiyor. Diğer taraftan baktığımız zaman evet plan yapıyoruz. Stratejik planımıza bu önerileri ekliyoruz. Ama biraz önce Necip Hocam'ın da değindiği gibi bazen de vatandaşın çok basit, hızlı çözülebilecek istekleri var. Yeter ki biz onun sesine kulak verelim. Vatandaşın sesine kulak verelim, sürece katalım. Mahalle toplantılarımızda, sizin yaptığınız mahalle meclisi toplantılarımızda, sosyal medyadan, çağrı merkezimizden aldığımız geri bildirimlerle çok hızlı bir şekilde aslında Ataşehir'deki sorunları çözmek için de çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir çoğunluğa sahibiz. Hızlıca Büyükşehir Belediye'mize iletiyoruz sorunları. Nasıl birlikte çözebiliriz diye konuşuyoruz. Bu salonda biliyorum yapmış olduğunuz toplantılarda çok gündeme geldi. Bu salonda İETT Genel Müdürümüzle açık mikrofon bir toplantı yaptık. Ataşehir'in bir ulaşım sorunu var. Onu hep birlikte konuştuk. Çeşitli çözüm önerileri getirdiler. Uygulamaya geçirdiler. Yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Ama bir adımdı. %1'lik bir iyileştirme bile emin olun bulunduğumuz yerden hepimizin yapmış olduğu %1'lik bir iyileştirme bile orta vadede belki %70'lik sonuçların önünü açacak. Bunlar bilimsel olarak da kanıtlanan meseleler. Onun için belediye başkanı, kent konseyi başkanı, mahalle temsilcisi, meclis üyesi, sahada çalışan bir arkadaşımız hiçbirini ayırmadan bulunduğumuz noktaya değer katmamız gerekiyor. Ve en küçük iyileştirmeleri bile hep birlikte ortak akılla hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz de bu bakış açısıyla Ataşehir'de fırsat eşitliğini sağlamak için, dayanışmayı güçlendirmek için bir çaba içindeyiz. Bize katılan muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu herkesi eşitleme çabamız, fırsat eşitliği çabamıza omuz veriyorlar. Tabii ki imkanlarımız doğrultusunda biz de bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ataşehir'imiz bir yandan da bir marka ilçe. Nasıl bir marka ilçe? Bugün sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de finans deyince finans kent ne kadar Ümraniye sınırlarında kalsa da herkes Ataşehir'i hatırlıyor. Herkes finans şehir Ataşehir'de diyor. Ataşehir'imiz finans ismiyle markalaşmış durumda. Tabii diğer taraftan da finans sektörüne hizmet eden bütün şirketler Ataşehir'imizde konumlanıyor. Bu da ilçemizin ekonomik gücüne bir katkıya çevrilebilir. Çok iyi bir plan yapmalıyız. Yine Ataşehir'imiz sağlık alanında markalaşan bir ilçe. Anadolu yakasındaki birçok ilçeden belediye başkanları arkadaşlarım dahil sağlık hizmetleri için Ataşehir'e geliyorlar. Çünkü Ataşehir hem sağlık turizminde hem de özel sağlık hizmetlerinde Anadolu yakasında İstanbul'da markalaştı. Aslında bir hub haline geldi, bir merkez haline geldi ve bunun getirmiş olduğu turizm fırsatlarını da bugün Ataşehirlerin hayatlarına dokunan katma değerler yaratmak için hizmetine sunmak zorundayız. Turizmde çalışan arkadaşlarımızın Ataşehir'den seçilebilmesini sağlar mıyız? Burası markalaşırken tabii ki turizm yanında birçok sektörün de gelişmesini sağlıyor. Bunlara katkı sunabilir miyiz? A'dan Z'ye değerlendirmeli. Belki kent konseyimizin gündeminde de bu konuları tekrar tekrar ele almalıyız. Toplantı yaptığımız yer. Ataşehir Kent Konseyimizi sadece bir dayanışma organı olarak görmememiz gerektiğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Aslında Kent Konseyimiz özünde halkın yönetime doğrudan katılımını sağlayan demokratik bir platformdur. Evet, yasalar çerçevesinde Ataşehir Belediyesi burada kolaylaştırıcılık rolünü üstlenmektedir. Ama biz
mahallelerde özellikle bütün bileşenlerin, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi kurumdan olursa olsun bu sürece katılmalarını istiyoruz. Çünkü sizlerin katkıları, fikirleri, önerileri bizim projelerimize yön veriyor. Karar alma süreçlerimizin daha kapsayıcı hale gelmesi için bize çok önemli bir yol gösteriyor. Kent konseyimizin sağladığı bu ortam toplumsal katılımı artırırken yerel halkın sürekli olarak yönetim süreçlerine katıldığı bir yapıyı da fiili olarak hayata geçirmiş oluyor. Bunun için ben Ataşehir Kent Konseyimizi çok önemsiyorum. Ataşehir'i birlikte yönetmeyi çok önemsiyorum. İlk toplantımızda söylemiştik, Ataşehir'de katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz demiştik. Aday olduğumuzda bugün de bunun önemli örneklerinden birini hayata geçiriyoruz. Tabi bu arada bizim sloganımız ne olmalı diye düşündük. Hem kendi durduğum yerden hem Ataşehir'in markalaşmış olduğu noktada ne olmalı diye düşündük. Her fırsatta biz ortak akıl diyorduk. Her fırsatta biz dijitalleşme diyorduk. Her fırsatta Ataşehir'de Mustafa Kemal Atatürk bizim yol göstericimiz diyorduk. Belki dikkatinizi çekmeye başlamıştır, daha tanıtımını yapmadık ama biz Ataşehir'de akıllı belediyecilik yapacağız diyoruz. Peki bu akıllı belediyecilikten ne anlamamız gerekiyor diye soruyorsanız, akıllı belediyecilikten işte bu salonu anlamamız gerekiyor. Ortak akılla yönetim anlayışı. Akıllı belediyecilikten ne anlamamız gerekiyor diye soruyorsanız, akıllı belediyecilikten benim size mirasım akıldır, bilimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlamamız gerekiyor. Akıllı belediyecilikten ne anlıyorsunuz diye sorarsanız, hepimizin cep telefonları var, tabletleri var, bilgisayarları var. Hayatın her alanında artık teknolojiyi kullanıyoruz. Akıllı ulaşım çözümleri var. Akıllı enerji çözümleri var. Akıllı bina çözümleri var. O zaman biz tabii ki akıllı belediyecilik dediğimiz anda teknolojiyi de kullanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Akıllı belediyecilik anlayışıyla teknoloji değil, daha verimli bir belediyecilik yapabilmek için kullanıyor olacağız. Yine ne var bu akıllı belediyecilik içinde diye sorarsanız, biraz önce bir veri verdim işte, dedim size Ataşehir'in %30'u genç dedim. Biz Ataşehir'in her mahallesinde, her sokağındaki veriyi doğru toplayıp akıllı belediyecilik anlayışımız çerçevesinde vatandaşın ihtiyacı olan hizmetleri onlara sunmak istiyoruz. Bir örnek verebilirim isterseniz. Örneğin yeni bir kreş planlıyoruz. Yeni yapacağımız kreşin 0-6 yaş arası çocukların en yoğun olduğu bölgeye yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Sadece en yoğun olduğu bölge yetmez. Sosyoekonomik olarak da buna ihtiyacı olan bir bölgeyi yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunların hepsi nasıl oluşabilir? Elinizdeki bilgileri doğru işleyerek bir akıl ve bilim ışığında süreç yöneterek oluşabilir. Onun için Ataşehir'de önümüzdeki dönemde akıllı belediyecilik uygulamalarını çok yakından hayata geçirdiğimizi görüyor olacaksınız. Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak, kısıtlı kaynaklarımızı, hükümetin kısıtladığı kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak Ataşehir için akıllı bir belediyeciliği hayata geçirmek istiyoruz. Ortak akıldan bahsettik, dayanışmadan bahsettik ve bu çerçevede hareket edeceğimizi söyledik. Birkaç hizmetimizi de Sayın Genel Başkanımız buradayken anlatıp konuşmamı toparlamış olacağım. Bunun içinde de Sayın Genel Başkanım, okullar açıldı. Ataşehir'de ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine beslenme desteğimizi başlattık. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize çalışma arkadaşlarımız her hafta 5 günlük gıda mühendislerinin hazırlamış olduğu menüleri iletiyorlar ve en azından anne babalar çocuğun beslenme çantasına ne koyacağız diye düşünmüyor. Çünkü bu dönem gerçekten eğitimde fırsat eşitsizliğinin ortaya çıktığını görüyoruz. İnanılmaz bir fırsat eşitsizliği var iki mahallemiz arasında. Diğer taraftan kırtasiye yardımı sağladık ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yine elimizden geldiği kadarıyla. Yine çok önemsiyoruz, okullarımıza bakım yapmaları için boya destekleri sağladık. Bütün okullarımızı
devlet okullarımızı açılmadan önce bahçelerini temizledik, toparladık ki çocuklarımız okula geldiklerinde kötü bir manzarayla karşılaşmasınlar. Geçtiğimiz, hatta bu ay başında yaz okullarımızın bu salonda mezuniyetini yaptık Sayın Genel Başkanım. 1500'e yakın çocuk ve ailesi vardı. O gün müsait olanlar gelmişti. Toplamda kültür ve spor müdürlüğümüzün birlikte yaptığı yaz okullarında Ataşehir'de 5000'den fazla çocuğumuz, herkes geldi işte. İleri yaştaki büyüğümüz yaz okullarımızdan yararlandı ve çok önemli bir eğitim alma fırsatlarımız var. Ataşehir'imizin deprem risk haritasını hazırladık. Toplanma alanlarına konteynerlarımızı yerleştirmeye başladık. Bu arada aşevimizi yeniledik çünkü görüyoruz ki yeni dönem bize daha çok sosyal yardım ve dayanışmanın gerektirdiği bir döneme işaret ediyor. Bunun için aşevimizi A'dan Z'ye yeniledik ve aşevimizde hem bu beslenme desteğimizi sağlıyor olacağız hem de Ataşehir'imize kazandıracağımız kent lokantalarının hizmetini veriyor olacak. Yine sosyal tesislerimizin sayısını arttırmaya başladık. Geçmişte Ataşehir'de sosyal tesis ihtiyacı bu kadar çok değildi. Ama sosyal tesis beklentisi çok arttı. Hem kafe formatında hem de restoran formatında yeni sosyal tesislerimizi Ataşehir'de hayata geçiriyoruz. Bu hafta Amfili Park'ta yeni bir sosyal tesisimiz açılıyor. Önümüzdeki ay içinde de Ataşehir'de ilk defa belediyemize ait bir restoranda Ataşehirlerimize hizmet ediyor olacaklar. Tabii orta vadeli planlarımız var. Bağışçılarımız var. Ferhatpaşa'da kreş çalışmamızı başlattık. Kültür merkezlerimizi büyük bir hızla yeniliyoruz. Özellikle Atatürk Kütüphanemiz çok kritikti. Bağışçılarla birlikte mobilya sorununu çözdük. Atatürk Kütüphanemiz 3000 metrekarede hem Atatürk Müzemizde hem de kütüphanemizde hizmetinizde olacak. Yine tıp merkezimiz de yakın zamanda Atatürk Mahallesi Kayışdağı arasındaki bölgede Atapark konutlarının önünde sizlerin hizmetinde olacak. Ferhatpaşa'daki polikliniğimizi tamamladık. Hizmetlere başladı arkadaşlar. Eksiklerini ve kadrolarını tamamlamaya çalışıyoruz. Ferhatpaşa mahallemizde diş, diyetisyen hizmetleri, dahiliye ve acil hekim hizmetlerinin hepsini veren bir küçük kompleksimiz o bölgede sağlık hizmetine ulaşamayan insanlarımızın yanında olacak. Önümüzdeki süreçte dayanışmayı artırdığımız ve Ataşehir'de her komşumuzun sesine kulak verdiğimiz bir belediyecilik anlayışını hep birlikte hayata geçirmiş olacağız. Biliyorum az konuşacağım dedim ama sizleri görünce çok konuşma ihtiyacı hissettim. Siyasetçiler bunu hep yapıyorlar herhalde Sayın Genel Başkanım. Bu toplantının verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum öncelikle. Sonrasında sizlere değerli katkılarınızdan ve katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ataşehir'i daha bir iyi bir geleceğe hep birlikte taşıyor olacağız. Bu toplantının düzenlenmesine katkı sunan Kent Konseyi yönetimine, başta Kent Konseyi Başkanımız Necip Bektaş olmak üzere bütün yönetici arkadaşlarımıza, yine bu salonun hazırlanmasına katkı sunan Ataşehir Belediyesi personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.